Evet, arkadaşlar öncelikle yurttaşlarımızın beklediği Anayasa Mahkemesi'ne hayvan yasası ile ilgili başvurumuzu yarın 13.30'da Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın yapacak. Çok ayrıntılı 180 sayfalık baroların görüşleri de alınarak, hukukçuların görüşleri de alınarak, sivil toplum örgütlerine görüşleri alınarak dilekçemizi hazırladık. Yarın başvurumuzu yapacağız. Umarım Anayasa Mahkemesi gerek anayasaya, gerek vicdana, ahlaka, hukuka aykırı olan bu yasayı iptal eder. Çünkü ülkenin çok çok büyük çoğunluğu bunu bekliyor. Bunu belirtmek istiyorum. Bununla basın toplantısına başlayacağım. Bugün birilerinin kutladığı dev posterler, billboardlarda paylaştığı AKP'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü. Evet, Erdemliler hareketiyle başlayan ve bir yüzükle gelen genel başkanının 23 yılda ülkeyi getirdiği hali 23 tane örnekle açıklayarak basın toplantısını bitireceğim. AKP 23 yılda neler yaptı? 1. AKP ülkeyi borç batağına soktu. 2002 yılında iktidara geldiğinde hazinenin toplam borcu 243 milyarken bugün 8 trilyon. AKP Cumhuriyet tarihinin en büyük dış borcunu yarattı. 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde toplam dış borcumuz 140 milyar dolarken şu anda dış borcumuz 506 milyar dolar. AKP döneminde sadece borç için ödediğimiz faiz 3 trilyon. 2. Enflasyon tırmandı. 2002'de %29 olan enflasyon bugün TÜİK'e göre %61 ama gerçek enflasyon %100. 2002 yılında geldiklerinde 25 kuruş olan ekmek bugün 10 lira. Halk ekmek büfelerinde sıraya girerek ekmek ihtiyacını karşılıyor. 2002 yılında dana eti 9 lirayken bugün 600 lira civarında. 3. AKP Türk lirasını, paramızı dünyanın en değersiz para birimlerinden biri yaptı. 2002'de dolar 1.63 kuruşken bugün dolar 33.54 kuruş. 4. AKP açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca asgari ücretli ve emekliyi yarattı. Evet, açlık sınırı 2002'de 380 lirayken bugün 21 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı 1155 lirayken bugün 63 bin lira arkadaşlar. 5. Gelir seviyesi düştü. 2002'de çeyrek altın 22 liraydı. Bugün 4.425 lira. 2002'de asgari ücretli maaşıyla 6.5 çeyrek altın alabiliyorken bugün 3.9 çeyrek altın alabiliyor. 2002'de en düşük emekli maaşıyla emeklimiz 8.5 çeyrek altın alabiliyorken bugün 2.5 çeyrek altın alabiliyor. Ve kredi borçları, icra dosyaları kat kat arttı. 2002'de toplam icra dosya sayısı 6 milyonken bugün 23 milyon. 6. AKP işsizler ordusu yarattı. 2002'de işsizlik oranı %16.7 iken bugün gerçek işsizlik oranı %30'larda. 7. AKP Türkiye'yi bir suç ve mafya cennetine çevirdi. 2023 Küresel Organize Suçlar Endeksinde Avrupa'da birinci sırada, dünyada üçüncü sıradayız. Türkiye 8, ilk kez iki defa olmak üzere gri listeye girdi. AKP yarattığı kirli ekonomik düzende, kirli siyasi bağlantılarıyla Türkiye'yi yolsuzlukla anılan bir ülke haline getirdi.
2023'te Türkiye yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 115. sırada yerini aldı. 10. 2023 Dünya Demokrasi Endeksine göre Türkiye demokrasisi olmayan ülkeler arasında 103. sırada. 11. AKP Türkiye'yi bir basın hapishanesine çevirdi. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 165. sıradayız. 12. 2023 Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye 142 ülke arasında 117. sırada. AKP, adil yargıyı tesis etmek için hakim ve savcıların bağımsızlığını sağlamak için kurulan Yüksek Hakimler Kurulu'na 12 Eylül'de ve 12 Mart'ta darbenin yapamadığını yaptı. Bu kurulun üyelerini tamamen siyaset kurumu tarafından atanan bir kurum haline getirdi. 14. AKP, çevre katliamlarıyla ülkenin verimli ve değerli topraklarını talan etti. Dünya Çevresel Performans Endeksinde Türkiye bugün 180 ülke arasında, 172. ülke arasında. Evet, 15. AKP tarıma da darbe vurdu. 2002'de bu güzel topraklarda 27 milyon hektar ekili alan varken bugün bu oran 24 milyon hektara geriledi. 16. AKP vergide adalet sağlamak için bir grup yarattığı zengin ve çetelerle adaletsizlik sağladı. 2023 Dünya Vergi Eşitsizliği Endeksinde Türkiye 161 ülke arasında 114. sırada yerini aldı. 17. Sınır kapılarını aşarak dünyada ve ülkemizde hiç görünmeyen Türkiye'yi sığınmacı cenneti haline getirdi. Ve şu anda ülkemizde kayıtlı kayıtsız 8 milyonun üzerinde sığınmacı var. 18. 2002'den bu zamana kadar belki de en üzücü olan. Yabancılara 28 milyon metrekare arazi, 290 bin konut, iş yeri satıldı. Bu dönemde satılan arazi satışı adet olarak 16 bin oldu. 19. AKP devlet bürokrasisini bitirdi. Liyakat kalmadı. 3-5 maaş alan kendi eski milletvekillerini, akrabalarını, yandaşlarını kamu görevlisi olarak atadı. Güreşçiyi banka yönetim kurulu üyesi yaptı. Damadını bakan yaptı. Yani liyakatı bitirdi. 20. 23 yılda Telekom, Türk Telekom, Petkim, Tüpraş, Tekel, şeker fabrikaları, demir çelik fabrikaları, limanları sattı. Cumhuriyetten bugüne kadar dişimizle, tırnağımızla, alın terimizle kurduğumuz 283 kamu varlığını sattı. Oradan gelen 64 milyar doları da yandaşlarına dağıttı. Üzülerek söylüyorum, kamu garantili projeler adı altında bugüne kadar son 6 yılda 222 milyar ödedik. Son 2 yılda 511 milyar daha ödeyeceğiz. Yani ülkenin geleceğini bir grup müteahhite ipotek olarak verdi. 21. Milletin inancını sömüren tarikatların devlette yapılanmasını, bir holding gibi çalışmasını, milli eğitimden, yargıdan ve sağlığa kadar kadrolaşmasını sağladı. Hiç kimse tarikatları denetlemedi. FETÖ dönen rezaletten ders alınmadı. Bugün menzil ve benzeri birçok yapı devlette yerini alıp kadrolaştı. Ve üzülerek söylüyorum ki Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar belki de dünyada görülmemiş ilk kez 3000 tane yargıç terörist sıfatıyla yargılandı. Ama tarikatlar bu ülkede hukukun, adaletin, laikliğin, cumhuriyetin üzerinde bir yere koyuldu. Bu ülkenin evlatları gerçekten devlet kadrolarında olması gerekirken onlardan gelen listelerle devlet şekillendirildi. 22. AKP döneminde ilk kez üniversite sınav soruları terör örgütü tarafından çalındı ve o terör örgütünün yandaşları tarafından kullanıldı. 23. Ve en son madde.
AKP mağduriyetin adı oldu. İnsanı, doğayı, çevreyi, canlıyı mağdur ettiler. İnsanı da sevmediler, köpeği de sevmediler, kediyi de sevmediler, ağacı da sevmediler, denizi de sevmediler. Üzülerek söylüyorum, bu ülkenin doğası, bu ülkenin iklimi, bu ülkenin toprakları talan edildi. Depremi yaşadık, Akdeniz, Doğu Anadolu ve birçok yer, İzmir, Ege, büyük yıkım yaşadı, bundan ders alınmadı. 24 yıllık deprem vergileri deprem dışında her şeye kullanıldı. Tarihimizde ilk kez Kızılay çadır sattı, bu rezaleti yaşadık. Evet, artık bu güzel ülkenin, yurttaşlarımızın bu karanlık ve kirlilik yapıya bırakın 23 yılı, 23 dakika daha dayanacak hali yoktur. Ülkeyi ancak yeni, genç, idealist, bu vatanı seven kadrolar kurtaracaktır. Kurtuluş seçimde diyoruz ve biz de birileri kutlarken, birileri Türkiye'nin her yerinde bu kutlamayı yaparken 23 yılda 23 maddeyle AKP'nin bu ülkeye, insanlara, gençlere, kadınlara, emekliye, işçiye, çiftçiye yaşattıklarını ülkemizle paylaşıyoruz. Benim bugün konuşacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa almak isterim. Yarın, özür dilerim, Cuma günü genel kurulda toplanacak. Ama AK Parti içinde de farklı fikirler var bu konuda. Görüş varlığına varmamışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla tabii bu net bir açıklama değil. Milliyetçi Hareket Partisi katılmıyor. Bu konuyla ilgili bir derlerde bir yapar mısınız? Şimdi Cuma günü meclis toplanıyor olağanüstü. Neden toplanıyor? Anayasal bir sorunu çözmek için toplanıyor. Maalesef ki küçük ortağına uyduğu için Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş anayasal bir kriz yaşıyoruz. Bir milletvekili cezaevinde. Oysa 22-23 yıl önce özgürlükler için gelen bir parti bugün bir milletvekilinin cezaevinde ve bunun çözümü olan Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyor. Biz buradan meclis başkanına sesleniyoruz. AKP grubuna sesleniyoruz. Gelin Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını okutun. Milletvekili haklarını Can Atalay'ın teslim edin. Ondan sonra bakalım 13 Ağır Ceza ve Yargıtay 3 Ceza Dairesi ne yapacak? Ha, ona rağmen direniyorsa ülke başka bir yere gider arkadaşlar. Yani millet iradesi, 85 milyonun iradesinin tecelli ettiği bu kutsal çatıda bu iki mahkeme bir direnç gösterirse bu nasıl bir darbe olur? Dünyaya bunu nasıl açıklarız? Görürüz. Ama meclis Cuma günü bu kararı alırsa bana göre o mahkemelerin de artık yapacak bir şey kalmaz. Anayasa Mahkemesi kararına uyar, tahliye kararı verilir, Can Atalay gelir. Bir kez daha olağanüstü toplanırız. Hepimiz yeminini eder, görevine başlar. Gündeminde erken seçim, seçim. Tabii bu seçimin bir parçası da Cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani ismi konuşulanlardan birisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Dün bir televizyon programında soruldu kendisine. Şu anda böyle bir gündem yok ama önümüzdeki süreçte böyle bir görev, tırnak içinde söyleyeyim ben size bunu, böyle bir görev düşerse aday, fakat günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz şeklinde bir değerlendirmesi var. Bunu sormak isterim. Bir de bugün AK Parti'nin karnesini çıkardınız. Transferler de var diğer partilerden. Çok sayıda hani belediye başkanı vesaire. Ama işte siyasi rüşvet, para vesaire bunlar da konuşuluyor. Bir de bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. İki şeyi söylemek isterim. Öncelikle bizim bugün tek düşündüğümüz 85 milyonun huzuru, geleceği, çocuklarımızın, evlatlarımızın, çiftçimizin, emeklimizin, işçimizin geleceği ve huzuru. O yüzden Türkiye'de bir seçim gözüküyor. Çünkü AKP bu sorunları çözemeyecek. 23. 23 yılı özetledim.
Birçok arkadaşımız da adaylığı düşünebilir yeri ve zamanı geldiğinde. Ama bugün bizim gündemimizde isimlerden daha çok kazanmak var. Kazanmak için bu adımları atacağız. 31 Mart'tan sonra bu ülkeye bir zafer daha borçluyuz. O da Cumhurbaşkanlığı seçimi. Biz kazanmak istiyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde, evet, bu ülkenin, partimizin, halkın istediği bir kişi aday olacak ve biz seçimi kazanacağız. Ve ülke kazanacak. Biz sadece kazanmayı, ülkeyi bu yapıdan kurtarmayı düşünüyoruz. O yüzden o isim aday olabilir, bu isim aday olabilir, herkesin gönlünden geçebilir. Buna sonsuz saygı duyuyoruz ama bunu tartışmanın yeri ve zamanı seçim kararı alındığı gün. İkinci soruyu söyleyeceğim şeydi herhalde. Transferler. Şimdi hatırlarsanız demokrasi halk iradesini tecelli etmesi adına İyi Parti'nin seçime girmesi için bazı arkadaşlarımız katıldığında Güneş Otel olayını falan örnek veriyordu Cumhurbaşkanı ya da milletvekilleri geçtiği zaman. Kuruluş yıl dönümünde neydi? İzmir Milletvekili, İzmir Belediye Başkan adayı, unutuyorum hep adını. Hamza'da bunu bir gurur vesilesi olarak veriyor. Daha seçimler dün oldu arkadaşlar. Bu belediye başkanları daha dün başka bir partiden kazandı. Ama kuruluş yıl dönümünde bunları bir marifetmiş gibi anlatıyor. O yüzden geçebilir. Ben bunu çok önemsemiyorum. Ama AKP'nin 23 yıl sonra geldiği nokta 15 belediye başkanı, 2 milletvekilin geçişiyle övünmek olmuş. Ne diyeyim yani? Bunu halkımın takdirine bırakıyorum. Başka soru?